Adi Karasanoğlu, HDP'nin kurbanla yenelebaşan adayı. Siyasi partiler içinde kadınlara en fazla değer verdiği ileri sürülen partiler sol partiler. Onların da içinde HDP ve CHP. İddia bu. Özellikle HDP'lilerin yanına bile yaklaşılmıyor. Bir hava bir hava. Miting alanlarında kadın konuşmacılar, medyatik başörtülü adaylar, milletvekili listesinde kadınlara kontenjan verildiği açıklamaları, diğer partilerde %18'lerde dolaşan kadın aday oranının HDP'de %48'lerde seyretmesi. Tüm bu başlıklar dikkate alındığında dışarıdan bakanların HDP'de gerçekten kadınlara özel bir önem veriliyor galiba demesi işten bile değil. Acaba bu görünüş ne derece doğru. Somut bir örnek. Eski Gaziantep Belediye Başkanı Celal Doğan, HDP'den milletvekili adayı. Kim bu Celal Doğan? 1990 yılında Gaziantep'teki kadın vücudunun parayla satıldığı genel evi modern bir binaya taşıyıp, açılışında da ahlaksızca bir tavırla kurban kestiren politikacı. Dikkat buyurun. Öyle lafını edip geçeceğiniz bir şey değil bu. Klasik söylemdir. AK Partilisi de söylemiştir. CHP'lisi de belki SP'lisi de. Var olan genelevi kapatmak öyle kolay mı diye. Bu cevaba dinen onay vermek mümkün olmasa da günümüz Türkiye'sinin gerçeği de maalesef bu. Ama Celal Doğan örneğinde Türkiye gerçeğinin daha ötesine geçiyoruz. Adam hem sosyal demokrat bir partiden belediye başkanlığı yapıyor hem de daha fazla kadın vücudu satılsın, bu iş daha çekici olsun, daha fazla rağbet görsün diye binayı belediye kasasından yeniliyor. Bu bir yana bir de genel evin açılışında utanmazca bir iş yapılıyor, kurban kesiliyor. Böyle bir fuhşiyatın başlangıcında kurban kesilmesinin itikadi açıdan hükmünü kime soralım? HDP listesinden seçime girecek olan bir başka milletvekili adayına, Diyarbakır milletvekili adayı, aynı zamanda eski Diyarbakır müftüsü Nimetullah Erdoğmuş'a soralım ama cevap alabileceğimizi de zannetmeyelim. Muhabirimiz Mehmet Özmen sormuş. Tam da tahmin ettiğimiz gibi cevabı alamamış. Tehditlerle baş başa kalmış. Kadın satıcılığının yeni binada yapılmaya başlanması ve bunun kurban kesilerek adeta kutsanması skandalını HDP'li kadın adaylara sorsak, kadın vücudu satışının daha cazip hale gelmesi için belediye kasasından para harcayan birisinin partinizden aday gösterilmesini doğru buluyor musunuz desek... Onlardan acaba ne cevap alırız? HDP Gaziantep Milletvekili aday listesinde birinci sıradaki Celal Doğan'dan sonraki sıralarda aday gösterilen bayan milletvekili adaylarına sorsak. Gülseren Kocaer'e, Fatoş Çetinkaya'ya, Berivan Özpolat'a, Tuğçe Özsoy'a, Güzel Koç'a, Dilek Büyükkaya'ya, ne cevap alırız acaba? HDP listesindeki kadın ağırlığının arka planı da böylece deşifre oldu. En üste kadın vücudunun pazarlamasından sabıkalı bir erkek, daha alt sıralardaysa 6 tane kadın aday. En tepede Celal Doğan olduktan sonra ardından 6 değil 60 tane kadın aday koysanız ne olur, koymasanız ne olur? HDP'nin başörtülü adayları Hüdakaya Kaya ve Seher Akçınar ne derler acaba bu işe? Biz nereden, Celal Doğan nereden aday diyerek geçiştirirler mi? Yoksa ilkeli bir tavırla eşcinsel adaya da, genelevaçan adaya da tepki verirler mi? Hoş bu saatten sonra tepki verseler de bir şey değişmez ama HDP'ye niçin girdikleri konusunda hiç mi olmasın bize bir ipucu vermiş olurlar? Celal Doğan ismi sadece kadın pazarlamasıyla sınırlı bir aday da değil. Kumaraneler Kralı Ömer Lütfi Topal, Susurlu kazasında ölen meşhur üçlüden Hüseyin Kocadağ'la irtibatlı bir isim. HDP... 18 bin fail meçhul cinayetin üzerinden siyaset yapan bir siyasi parti. Ve susurlukçularla senli benli bir isim. Hep söylenmişti. PKK'nın uzantısı partiler derin partilerdir diye. Burada da bir derinlik çıktı işte. Ali Karahasanoğlu yeni akit.